ne kadar ağır olacağını Ankara herhalde farkındadır. Ya da Biden bunu anlatmıştır diyor demokrat senatör. Fakat Yunan medyasına göre Amerika şöyle diyor, senatörler böyle diyor. Pek de Ankara bunu umursamıyor. Yunan medyasına göre Türk paraşütçüler tatbikata başlayacaklar ve her an kayalara inebilirler. Kayacıklara ya da adacıklara inebilirler. Böyle bir endişe, panik hali var. Şimdi Türkiye ile Yunanistan ilişkileri gergin bir dönemden geçerken Yunanistan merkezi yayın kuruluşu MEGA, Türkiye'nin özel kuvvetlerinin yani Bordo Beriller, Satlar, Saslar, Ege'deki kayalık ve adalarda askeri tatbikatlara başlayacağını iddia ediyor. Türkiye özel kuvvetleri 10 Ekim pazartesi günü başlayacak ve 21 Ekim'e kadar sürecek plan içerisinde Ege'deki kayalıklarda bir dizi askeri tatbikat yapılmasını beklemekteyiz diyor. Buralara paraşütçüler gönderilecek diyor Türk paraşütçüler. Böyle bir hava var. Şimdi MEGA yayın organına göre Türkiye bir tatbikata başladı. Bugün itibariyle bu tatbikat özellikle adalar ve adacıklara da yoğunlaşacak ve oraya Türk paraşütçüleri tatbikat adı altında efendim bir takım askeri faaliyetler yürütecek diyerek böyle bir endişeyi dile getirmiş. Tabii mevzu Türk Silahlı Kuvvetleri olunca elbette ki bunlar olasıdır. Yani oraya Türk paraşütçüleri, özel kuvvetleri sabah bir kalkmışsınız ki inmiş ve bayrağı dikmiş olabilirler. Zaten bu da Atina'yı son derece tedirgin ediyor. Her ne kadar senatör böyle söylese de Van Hollen, yani Türkiye yapabilir mi? Evet, Türkiye bunu yapabilir. Daha önce bunu gördük. İş artık sona doğru gelirse, yani bıçak kemiğe dayanırsa, son hadde de bir bakmışsınız ki sabah bir uyanmış ki Atina, dört kaya parçası, adacık ya da ada, Türk bayrakları dalgalanıyor ve özel kuvvetler orada efendim bir şekilde Türk bayrağının yanında konuşlanmış da olabilir.